Merhabalar. Ne kadar yüksek masterlar yapmak istiyoruz? Streaming platformlarının hayatımıza girmesiyle volüm normalizasyonu, yani streaming platformlarının master'ın seviyesi ne olursa olsun kendi belirledikleri bir seviyeye bunu indirmeleri, birçok mastering mühendisi, birçok mixçi, birçok hobi olarak bu işle ilgilenen insanın acaba biz mastering yaparken istediğimiz yükseklikte, arzuladığımız yükseklikte değil de streaming servislerin, Spotify'ın, iTunes'un belirlediği, hedeflediği yükseklik seviyesine göre mi master yapmalıyız? Bu yükseklik seviyesi de hepinizin malumu olduğu gibi -14 luf civarında. Şimdi ben buna net bir şekilde karşı çıkıyorum. Sebebi de şu, biz dünya çapında hit olmuş, Grammy almış, işte top 100'e girmiş, Billboard 100'lere girmiş, hit olmuş şarkıları, başarılı şarkıları dinlediğimiz zaman hiçbirinin -14 gibi bir rakamda masterlarını yapmadıklarını görüyoruz. Bunu mixle, masteringle uğraşan bir arkadaşıma gösterebilmek için Spotify'da top 100 pop listesini açtım. Yabancı pop listesini. Buradan rastgele şarkıları çalarak loopback özelliğiyle, ses kartım loopback özelliğiyle bir kanala kaydettim. Şimdi bu kanaldaki şarkıları hızlıca geçerek size ne kadar yüksek loudness'ın olduğunu göstereceğim. Burada şarkıların genellikle son nakaratlarını kaydettim ve top 100'de olmasına rağmen işte piyano vokal ya da akustik gitar vokal tarzında aranjı olarak zaten çok fazla yüksek olamayacak tarzda şarkıları seçmedim. Burada full prodüksiyon, bası, davulu, ondan sonra işte zilleri, vokali, ondan sonra geri vokalleri ve renk enstrümanları olan full prodüksiyon şarkılara baktım. Ve bu full prodüksiyon şarkılara baktığımız zaman ortalama olarak -6 lufs, -7 lufs, en düşüğü bu örnek rastgele seçtiğim arasında -8 lufs çıktı. Ve bunu size göstermek istiyorum şu anda. Burada Nugent'in loudness meter'ı var, Master Check isminde. Burada da lufs olarak değeri birazdan göreceğiz. Şimdi şarkıları çalıyorum. Muhtemelen bu video telif yiyecek ama çok da mühim değil. -6. İkinci şarkı. -6.5. -7. 7.2. -7'ler. -7. -4.3. Bu galiba bir Elton John şarkısı. -4.3. -6.8. Ve galiba Imagine Dragons 5 nokta bir şey, 6'ya yakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani bu işi dünya çapında yapan, milyonlarca dinleyicisi olan, ondan sonra dünyanın her yerinde konserler veren, Elton John dahil olmak üzere 60'lardan 70'lerden beri piyasada olan şarkıcılar -14 gibi bir hayali rakama, farazi rakama takılmadan şarkıyı ne kadar heyecanlı, ne kadar canlı yapabilirsek o kadar yaparım mantığıyla ilerliyorlar. Şimdi bu demek değildir ki -5'i, -6'yı hedeflerken master'ı berbat etme ihtimalimiz yok. Mutlaka var. İyi loudness var, kötü loudness var. Kötü loudness'ta bol bol distortion, ondan sonra transient'ların ezilmesi, özellikle davullarda böyle bir kağıtlaşma, sanki böyle boş bir deftere vuruyormuş gibi bir hissiyat oluşması olası. Ama ne yaptığını bilen insanların elinde gördüğünüz gibi yüksek olmasına rağmen master'lar gayet harika duyulabiliyor. Şimdi elbette ki bu master'da biz -6 değil de atıyorum -10 yapsaydık daha geniş gelmez mi? Tabii ki de gelirdi. Özellikle davulların transient'ları bir miktar daha geniş, daha böyle insanın kulağını yormayacak şekilde gelirdi. Ama maalesef ki Loudness Wars hala geçerli ve sizin ortaya koyacağınız, sizin yayınlayacağınız şarkılar belki insanların playlistlerinde bu şarkının arasında çıkacak. Şimdi sizin yayınlayacağınız şarkının bu şarkının arasında çıktığı takdirde daha zayıf, daha cılız dinlenmesi bence transient'lerin kaybından daha büyük bir problem. O yüzden masterlarınızı dünya standartlarını yapmanız bence mantıklı olan harekettir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.